Selamlar Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu bölümümüzde artık ninjamızın kusursuz yakutunu deneyeceğiz ve aynı zamanda nasipse para kasacağız. Çünkü karakterimize ejderha gücü yapma gibi bir fikrim var. Parayı kastıktan sonra bunu tekrardan birlikte tartışırız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ejderha gücü demek Yuara'da daha iyi bir şekilde farm yapabilmek demek. AFK farmlar, cart yurt olsun. Bununla ilgili zaten Mushroom Metin 2 diye bir kanal biliyorum. O kanal çok güzel ejderha gücüyle farmlar yapmıştı zamanında Ruby Charon'da. Onun da kanalından referans alarak güzel farmlar yapabileceğimizi öngörmekteyim. Sizin de merak ettiğiniz veya hayır Burak şöyle yaparsan daha iyi olacak dediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu bölümümüze özel toplamda 13 adet Hydra sandığım var. Bunları birlikte yavaş yavaş açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. Ayrıca ekranda da görebileceğiniz üzere çok şanslı bir şekilde kahraman attık. Kahramandan gelen paralarla da bir adet 55'er günlük kostüm seti aldık. 55 günlük kask, 55 günlük kostüm aldık. Bir de bununla beraber bir tane de 12 zeka 20 büyüsü fiş getirmiş. Bu fişi de 15 won'a kendisinden satın aldık. Aklınızda olsun. Bu fişler normalde 25 won falan. Buradan Can'a da tekrardan teşekkür ediyorum. Sandıklarımızı hep birlikte açalım. Bu süreçte de Play Satış biliyorsunuz bizim sponsorumuz. Yan ekranım bozuldu. Tek ekranım ya. Ondan dolayı yandan bakamıyorum da. Benim referans kodumla girecek 50 kişiye ve toplamda 100 kişiye random app çekilişi yapılacakmış. Aynı zamanda sitemize referans kodu ile üye olup Metin 2 kategorisinden en az 5 TL harcama yapmış olmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Yani Barbunya referans kodunu kullanarak 5 TL harcama yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Ve bu 100 kişilik çekilişten yararlanabilirsiniz. Yine tekrardan bilgilendirmek istedim. Şöyle Hydra sandıklarını açıyoruz. Kırmızı Hayat ağaç dalı bitti bu arada. Onun da sizinle birlikte taşlarını çıkartacağız. Kızıl Orman'dan kutsama kağıdı, zihin taşı kutsama kağıdı. Hakim kuşağı güzel bir şey sanki. Taş sanatı. Bu arada bayağıdır Hydra açmıyorum. Burası ortalama 4 won. Yani bir tane metal almamız lazım buradan. Efsun nesnesi bir tane düz Efsun bu arada. Kötü ruh. Beyaz inci, rastgele, taş sanatı, kötü ruh, kan kırmızı, taş sanatı. Aha büyülü metal çok güzel abi çok güzel. Hiç riske girmeye gerek yok büyülü metal. Bunu açmaya hiç gerek yok. Bunu da satarız abi. Büyülü metal çıkınca duracaktım zaten. Şimdi 4 tane protein lokması da iyi oldu. Bunun da 3 günü vardı. Bunları da atalım. Hızlıca gelin Kızıl Orman'ı geçelim. Sizlerin nasıl biyolog sayesinde para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bugün balıkçılık etkinliği var. Bu balıkçılık etkinliğine de aynı şekilde katılacağız. Çünkü uzun zamandır katılmıyoruz. Gerçi katılıyoruz da. Bir 30 günlük kendimize karbon oluto yapmıştık. Balık tutma fırsatımız olmadı. Şayet yani zaten balık tutmak biraz saçma oluyor Hydra keserken. Nemere ve Hydra çok güzel bir şekilde von kastırıyor bizi. Tabii ben ceza yediğim için Bostanlı tarafında park cezası yedim 2000 TL. Bundan dolayı birkaç gündür sanayide çalışıyorum. Bu hafta o yüzden videolar biraz aksayacak. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir tane kuşak deniyoruz. Umarım üstad balık değil de 19 demiş gelir. Oğlum yani bunu dedik de hiç gelmedi bile. Olmadı. %10'da kaldı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet Kızıl Orman'da orta havuza geldik. Bu benim hani 75'in seviye çarları dayandıramadığım orta havuza. Burada ormanın ruh taşı topluyoruz ama buradaki asıl detay şu. Karakterimin üzerini tamamen doldurdum. Bunu yapmamın sebebi bu itemlerin yere düşmesini sağlamak. Ama yere düştükten sonra da bunların adının geçip alması zor oluyor. Bunu da şöyle çözüyorum. Yan karakterimle grup atıyorum. Şöyle grup daveti atalım. Ardından yan karakterimle grup attıktan sonra yan karakterim tepe taklak gelmeden önce gidiyorum. Onunla alıyorum. Grupta olduğum için diğer karakterime düşse de envanteri dolu olduğundan kaynaklı direkt olarak yerden diğer karakterimi alabiliyorum. Böylelikle düştükçe toplayabileceğim. Orman ruh taşlarını burada kendisi böyle yavaş yavaş toplasın. Ben de bunun hatta canlandırmasını açayım. Ben yemek hazırlayayım. Daha sonra 2-3 dakikada bir gelir. Kontrol ederim yerleri. Düşenleri hızlıca alırım abi. Bayağı iyi oldu. Burada en azından bir 15 tane 10-15 tane toplayalım. Bunların tanesi muhtemelen 10M falan ediyordur. Hepsini pazarımıza atarız. Yavaş yavaş satılır. Evet hızımı alamadım ve toplamda 22 adet düşürdüm. Şöyle siz de görüyorsunuz zaten. Bu 22 adetin yanında bir tane de şamanımıza düşürdüm. Bunları satacağız. Önce şamanımızdan şu biyolog ne veriyormuş birlikte bakalım. Ben ilk defa bu biyoloğu bitiriyorum bu arada. Tugis'ten sonrası genelde bakmazdım veya vermezdim. Yaklaşık 15 dakika 20 dakika bir sürede 22 tane düşürebildik. Bunların tanesi 15-20 en bile ediyorsa bayağı iyi olur. Şöyle Bekko'ya geldik. Şunu da verdik. Bizlere PvP'ye karşı dayanıklılığını %10 arttırıyor diyor.
Bu direkt olarak sadece VC'lerde işe yarıyormuş. Çok da fazla bir şeye yaramıyor. Yani yarı insanlara direnç aldık ama VC yarı insanlığına direnç aldık. Koyu kırmızı abonos sandık atmış ama bunu açmama gerek yok. Bunu da satarız. Hidadan çıkanları da zaten satıyorduk. Bunları kenara koyalım. Ayrıyetten artık liderin kitaplarına, liderin notlarına geçtik. Liderin notlarına da yavaş yavaş başlarız abi. Şu an üzerimde liderin notları yok. Onu da en yakın zamanda veririm. Bu 22 taneyi de bir karakterimizden alalım. Bunları da pazar çarımıza koyalım. Pazarımızı kuralım. Bunları bir 10 tane falan pazara koyacağım. 10 atacağım. Yavaş yavaş satılır zaten. Daha sonrasında bir Nemere'ye gidelim abi. Nemere bugün hiç yapmadık. Bir tur Nemere yapalım. Sonra Hidra girelim. Hidra'yı dönerken de balıkçılık zaten gelmiş olur inşallah. Ninja'mızı hırsız eldiveni düşürmeye çalışıyorum. Bu sürede bir tane ejderha kükremesi, bir tane hava kılıcı düşürdüm çok saçma bir şekilde. Yapışan hırsız eldiveni vardı. Yapışan hırsız eldiveni takarsak ne yazık ki elemental güç taşını takamayacağız. Bu da Hidra yaparken hasarımızın düşmesi anlamına geliyor. Bu sebepten ötürü ben de buraya geldim. Burada güzelce metin kesiyoruz. Hasarı biraz düşük. Otoya bırakıp gidiyorum direkt. 7k falan vuruyor. 7k da yine de kötü bir hasar değil yani. 8 metin hiçbir şey olmamasına rağmen. Kızıl alev taşı bitecek. Dikkat edelim ona. Mesela bir tane daha buldum. Şu saatlerde buralar çok chill oluyor. Örneğin ben bir savaşçı olsam çok güzel farm yapabilirim. Bayağı fazla metin bulunabiliyor. Hasarımız da bu şekilde. Elimizde tabii 40 ort kötü bir hançer var. Daha sonrasında 8 metin kolyemiz yok. Ayrıyetten dönüşüm için olan sadece tek ort bir yakutumuz falan var. Bu bayağı bir işe yarıyor ama yani. 1300 defansımız oluyor yakut sayesinde. Bunu böyle keserken ellerim arkada şöyle yaslanıyorum abi. Chill chill böyle kesiyorum. Daha henüz düşüremedik. İnşallah bu metinden alacağız. Bir tane bile yeterli olur. ETP görevini Nemere'de yaparken çok işimize yarıyor. Ayrıyetten kaini falan. Cesaret pelerini verdi. Artık ver bir hırsız eldiveni. Yeto be. Beni götürme ormana kadar. Abi hava kılıcı, ejderha kükremesi, büyülü keskin. Kestiğimiz 3 metinden de düzgün BK attı. Anlamadım ki. Evet efendim, içerideyiz. En sevdiğim boss. Aslında şu sıralar pek giremiyorum. Vakit olmuyor. Yani bir tık uzun sürüyor. O yüzden vakit olmuyor. Ama 4 bir yanımdan sevdiğim bosslardan biri. Bunu direkt olarak odaksız bir şekilde bırakıyoruz şu şekilde. Zaten buna 5 hemden bu arada güneş üstü buldum. Hemen aldım bir 4 tane. Bir de Lysianthus'u bırakıyoruz abi. Lysianthus'u da yanına geliyoruz şöyle. Lysianthus'a zaten otomatik av var. Neden var? Hiçbir fikrim yok. Bu otomatik avı kurdu bırakmam lazım normalde geceleri. Şöyle Lysianthus'un bu arada mavi potu bitmiş. Çok önemli mi? Değil. Şöyle Lysianthus'u da bırakıyoruz abi. Mis gibi burada birlikte takılıyorlar. Ayrıyetten ninjamızın şu 3 saatlik eldivenini takalım. Bunlar bir birlikte bitirsinler bakalım. Zaten Nemere canavarı ninjamız. Ben hiç ellemiyorum kendileri. Artık palmlar böyle kardeşim. Ben artık hiç ellemiyorum. Eller arkada. Otomatik avda bitiriyorlar katları. Gideceğim şimdi yemeğimi falan hazırlayacağım. Bir ikinci katta anahtar katında bir şey yapıyorum. Bir de mühür katında. Onların halindeki tüm katları otomatik geçiyor. Ayrıyetten ninjamızın irade gücünün yüzünün 22 saati kaldı ve neredeyse hiç kullanmadık. Bugün elimden geldiğince yarın öğlen 12'de bitecek. Bu güç yüzüğünde yani bugün full bu yüzüğün parasını çıkartmaya uğraşacağım. Çünkü yarın için herhangi bir şekilde yüzüğümüz kalmayacak. Ha, belki şu mamut sandığı gelmiş ama bu değer mi bilemedim. İçerisinden güç lollipopu veya irade gücün yüzüğü çıkabiliyor. Ölümcü gücün yüzüğü çıkabiliyor. 30 epe bu değer mi pek emin değilim. Belki bunu da deneriz. Elimizde hiç gümüş okey kalmadı. Bugün bir en azından Hidra'dandır, oradandır, buradandır bir 10-10 falan kasıp bir tane okey çıkartmayı planlıyorum. Şu an sıfırız. Bakalım Nemere ile birlikte kaç olacağız. Kör gözlerimden dolayı gözlüğümü takmak zorunda kaldım. Yaş ilerliyor. Yapacak bir şey yok zaten. Böyle yazıları okuyamıyoruz da şöyle okuyabiliyoruz. Gözlüksüz ama böyleyken ancak gözlüklü okuyabiliyorum. Yaş 26 yolun yarısı mı? Yarısı değil gerçi. Genciz daha da artık patladı gözler. Yapacak bir şey yok. Nemere'ye geldik. Çok kısa bir sürede geldik. 30 dakika bile sürmemiş olabilir. Belki 30 dakika sürmüş olabilir gerçi. Çünkü ETP'yi bitirdim. Şöyle ninjamızı öylesine bir başlatalım. Şimdi Nemere'mizi buraya çekelim. Hızlıca keselim abi Nemere'mizi. Ninjamız çok sinirli. Hemen girdi. Ve ninja oradan girmeydin. Nemere'ye daha iyiydi sanki. Öldü mü? Ne oluyor birader? O kadar hızlı kesiyoruz ki yani Nemere savar gibi bir şey olduk. Çok önemli değil. Bu karakterlerimizi karaktere alalım. Sadece Lysianthus'la bütün sandıkları toplayacağız. Bunları da satarız. Biraz da belki Hidra girebilirim. Daha henüz 3 saat var balıkçılık etkinliğine. Bu balıkçılık etkinliği gelene kadar bir 3 saat Hidra girelim. O Hidra'nın ardından da balıkçılığa katılırız. Balıkçılığa katılırken bu karakterimizin alt çarıyla katılıyoruz balıkçılığa. Keşke öyle bir şey yapmasaydım ama yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Toplamda da bu arada 8 attı galiba. Aynen 5, 6, 7, 8.
8 attı, sağlık olsun. Şöyle bunu da alalım abi. 5 tane de Zintesh destesi gelmiş. Balıkçılığa katılırız. Bir de ardından balıkçılık bittikten sonra ufak biraz zor turu yaparak ETP'mizi bitiririz ve yolumuza devam ederiz. Evet efendim, Hydra'ya başladık. İlk başta bir şamanımızı burayı göstereceğim. Herhangi bir şekilde kritikçi şamanımızı sokmuyoruz. Girmeden önce kritikçi şamanımdan kritiğimi alıyorum ve ardından içeri giriyorum. Grubu bozarak. Daha sonrasında içerideyken dönüşümlü karakterime karakter atıyorum. Bu da 3 kafa boyunca kritiğinin kalmasını sağlıyor. Yani çözmeye kadar kritik duruyor. Bu da kritikçi şamanı almadan da kesebilmemizi sağlıyor. Masrafımız bir önceki videolarda da belirttiğim gibi 0 neredeyse. Sadece şurada, buradaki tek masraf şunlar dostlar. Bunlar hiç para bile değil. Şurası zaten 30M falan. Bunlar sadece para. Bir de bilet masrafımız var tabii. Bilet masrafımız da ortalama bir vona 25 tane bilet alabiliyorum bir karaktere. Ortalama 25 turda 2 bon bir masraf. Bir de kritik delici falan dersek 2,5 bon bir masrafı oluyor 25 turda. Ortalama 25 turda da 10 ila 15 ila 20 bon arası kastırabiliyor. Belki daha fazla da kastırdığı oluyor. Gerçi çok abarttım, pardon. 10 ila 12-13 bon arası para kasabiliyoruz 25 tur içerisinde. Bugünkü balıkçılık etkinliği esnasında ayrıca bekleme süresi bölümlerinde kasacağım bütün balık yapbozlarını. Böylelikle hem Hydra geleceğiz hem balık yapboza katılabileceğiz abi. Bekleme süresindeyken kasarız. Son 1 saat kala da rahatça oynarız. 30 saniye kaldı. Hızlıca diğer çarımızı alalım. Şimdi 5 saniyemiz kaldı. Karakterimizi soktuk. Ardından buraya geldik. Bunların hepsini bastık. Şöyle size de hasarını göstereceğim. Ortalama 5-6K hasar arttırdı. Şöyle 44 ila fark ettiyseniz 45-48. Tabii tam delici girmediği için bazen daha az hasarlar verebiliyor. 45 ila 47K arasında tam delici girerse vuruyoruz. Onun haricinde de ortalama 44 ila dip hasar 38K vuruyoruz. Bence gayet güzel. Bakın 46 gördüm mesela. Normalde bu hasarlar çok daha düşüktü. 35 ila 42K arasındaydı. 5-6K bir arttırdı hasarımızı. Marka çok fazla etkilemiyor. 1,5-2K etkiliyor marka. Ben çok anlamadım neden böyle olduğunu. Markasız bir şekilde 45K vuruyor. Markalı bir şekilde 47K vuruyor. Önceden markasız 40 ila 41K arası vuruyordu. Tabi canavarlı herhangi palamut balığı vesaire hiçbir şey basmıyoruz. Onları bassak çok daha fazla vuracak. Canavarlı yüzdeli canavar verdiği için çok daha fazla vuracak. Ama bu şekilde de kestiğimiz için ben herhangi ek bir masrafa ihtiyaç duymuyorum. Bu ikisinin bu halde sadece şamandan marka basarak %30'da kesebiliyorum. Aslında marka basmadan da keserim ama garanti alıyorum abi. Neden kendimi yorayım? Garanti bir şekilde kesebiliyoruz böyle. Normalde markamız bitse mesela iki karakterin birine berserker balığı, birine palamut balığı vererek de kesmeye devam edebiliriz abi. Şunu da hızlıca keselim. Şöyle tam %30 yazısını göreceğiz. Hatta görmedik bile bu sefer. Bu sefer %30 yazısını bile görmedik çünkü şamanda bastım. Normalde Ninja'da bassaydım markayı %30'u biraz geçiyor böyle. %25'e falan kesiyoruz ama şamanda basınca maşallah var. Şaman güzelce kesiyor abi. Şöyle şunları çıkartalım. Bunu takalım. Patlatalım. Bir tur ben atmıştım sizden önce. Bir sandık düşmüştü. Bakalım sizin şansınıza kaç sandık atacak. 1, 2, 3 gördüm. 4 var mıdır 4? Cemil mi? Evet, 3 sandık attı. Güzel. Bunları da alıyoruz. Tabii ki bunları dönüştürüyoruz ki kahraman attığımızda masrafsız bir şekilde kahraman da atabiliyoruz. Demir sandıkları falan da toplu olarak satıyorum zaten. Bunların hepsini almamız yeterli olacaktır. Bunun haricinde ek bir şey almıyorum abi. Diğer şeyler zaten para etmiyor. Aklınızda bulunsun. Tabii siz alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Örneğin bu 105'lik zırhları alıp artı 7'ye de basıp daha sonrasında dönüşüm zırhı yapabilirsiniz. Ama geçmesi çok zor onların artı 7'ye. Bu insanın canını sıkmıyor değil tabii. Toplamda şu an 4 sandığımız oldu. Ben bu şekilde hızlı hızlı turlarımı atacağım. Daha sonrasında da nasipse balıkçılık etkinliğine katılacağız. Arada bunları atacağız falan. Bugün akşam 8'e kadar bunları yapacağız abi. Evet, şimdi balıkçılık etkinliğine katılacağız. Son 3 saat kaldı. 1 saat işim vardı. Katılamadım tam olarak.
Bir 3 saat boyunca katılacağız. 132 tane de kendimizde varmış. Bunun bir bineğin yok. Binek bulabilir miyiz burada buna? Bir tane şöyle boşta bir binek var mıdır? Evet var. Şimdi gidelim abi. Yavaş yavaş katılalım etkinliğimize. Şöyle 3 saat aralara da bir hidra sıkıştırırız. Mesela bir şimdi yarım saat tutacağım, bir hidra keseceğim. Bir yandan filmimizi izleyelim vesaire derken zaten 2009 Metin 2 yazan adam gördüm. İşler biter. Şuradan alalım solucanımızı falan tutalım abi. Buradan 2-3 won kazansak yine bizim için okey. Çünkü Ninja'mızın dediğim gibi yüzüğü bitiyor. Ninja'mızı yüzük çıkartacağız. Ama önümüzdeki 5 gün boyunca biraz farklı işlerim olacak. Ondan dolayı yüzüğü belki erteleyebilirim. O biraz opsiyonel. Şöyle kenarda dursunlar. Ben başlayayım. Etkinliğimizin sonu gelmeden önce kaç yapboz sandığı kastığımızı gösteririm. Zaten ortalama 1200 yapboz sandığı falan kasınca dururuz. Evet efendim, yaklaşık 1 saatimiz var. Çok fazla tutamadık. Yapacak bir şey yok. Çok sıkıntı değil. 1200 tane sandığımız var. Hatta 1202 tane sandığımız var. Belki bunları oynadıktan sonra vakit kalırsa biraz daha tutarım. Fakat bugün biraz yorgun hissediyorum. Elimden geleni yapacağım. 2 tane yabimiz var. 1 tane yılanbaşı balığımız. Altın sudak balığımız. Burası da gayet iyi. Buradan da en azından bir 30 em falan gelir. 30 em'den fazla gelir yabiler, 25 em sayarsak. 60 em falan buradan gelecek diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki hidra turlarımız geldikçe hidrayı da ihmal etmiyorum. Elimden geldiğince giriyorum. Şöyle hızlıca kain etkinliği, kain değil lan. Hızlıca balık yapboza başlayayım ben. Bakalım kaç tane yapboz sandığı yapacağız. Bu arada nasıl oynadığımı merak edenler olursa diye şöyle bir sistem yapıyorum ben. Genellikle orta aldırıyor. Eğer çok şanssız bir günde değilsek güzelce orta alabiliyoruz. Hatta bazen büyük bile aldırabiliyor. Mesela bu bayağı şanssız bir vakit gibi. Bir tane uzun verecek misin? Biraz da şans meselesi demiştim. Yapacak bir şey yok. Bazen yani bir tane uzunu atmadı bir türlü. Sıkıntı yok. İlk etapta bir küçük aldık. Artık büyüğü alırız herhalde. Evet, bir tane orta aldık abi. Biraz kötü bir gün gibi ama bakalım. Ben tekrardan sizlere kaç açım kastığımızı gösteririm. Evet efendim, balığımızı tuttuk. Güzel de tuttuk. 1200 tane sandıktan güzel de çıkarttık bu arada. Şanslıydık bence. Neredeyse 2 envantere yakın bir balık yapboz sandığı tuttuk ve bunların arasından çok fazla bir şekilde de küçük balık yapboz sandığı tutmadık. Bunların hepsini satılığa koyacağız abi. Ama böyle bir de gün falan geçsin bakalım. Bir 3.5 em'den satmayı deneyeceğim. Ulan 3.5 em'den bile zor satıyoruz kodumuz sonucunda ama 3.5 em'den satmayı deneyeceğim. Balık yapboz oyunu da tam şu an bitti. Ben de bu balık yapbozu tutarken toplam 4 saatte extraordinary diye okunuyordur umarım. İngilizcesi iyi olan arkadaşlarım yorumlarda belirtebilir. Böyle güzel bir dizi buldum, onu izledim. Disney Plus'ta var. Herkesin böyle süper kahraman olduğu bir dünyada sadece bir kişi herhangi bir özel güce sahip değil. Bir komedi dizisi. O kişinin hayat hikayesini anlatıyor. Tavsiye ederim. Gerçekten akıp gidiyor. Bilginiz olsun. Ben çok beğendim. Devam da edeceğim. Şu an 2 sezonu çıkmış. Gelin hep birlikte şimdi hidramızı bitirelim. Bir tur daha Nemer'e girelim. O sırada da zaten ETP görevleri falan yaparız. Bir de Razor girerim. Ardından çok güzel sizlere görevlerle marka kasmayı göstereceğim. Efendim, Razor'a geldik. Razor'a gelmesine ama delici direncimiz olmadığı için biraz slotlar fazla vuracaktır. Fakat bitireceğiz. Şöyle at yemini de tamamlamışız. Gidelim onu da alalım bu arada. Biraz fazla hasar yiyeceğiz ama yarım saatte bitiririz gibi geliyor bana. Hatta şöyle kutsamamızı da her halükarda verelim. Şey bitti maalesef. Elemental güç taşı. Ninja'mızın daha sonrasında yüzüğü bitti. Sağlık olsun. Hiç sorun değil. Bunları satacağız. Bayağı bir fazla hidra sandığı kastık. 5, 10, 15, 20, 25. Şöyle bunlarla birlikte 30 tane hidra sandığı var. Ortalama 30 tane hidra sandığı 8 won falan yapıyor. 8 won bir para kasmışız bu süreç içerisinde. Balıkçılık eventinden aldığımız sandıkları da sattık ayrıca. Şöyle bir bakayım da yanlış bir şey olmasın. Şu 15 ateşi takalım bunun yerine. Bir de şu 15 ateşi takalım. Bunlar idare edecektir bizi. Burada hem ETP'mi bitireceğim. 3 tane ETP parçam kalmıştı Nemere'den kalan. Hem de bir tur Razador girmiş olacağım. Ardından da direkt olarak görevlere geçeceğiz. Çok basit bir şekilde sizlere göstereceğim. Hem de Ninja'ma marka kasmış olacağım. Ninja'mın marka ihtiyacını bu şekilde karşılıyorum. Hatta size şimdiden anlatmaya başlayayım. 30 level charlarınız olması gerekiyor. 30 level charların 29 level görevi ya da 29 level de yeterli olur. 29 level görevinde sizlere 30 adet Elite Orc öldürmenizi istiyor. Fakat 30 adet Elite Orc öldürdüğünüz takdirde size bir tane ejderha tanrısı sandığı veriyor. Ve bu ejderha tanrısı sandığının içerisinden 5'erli marka atıyor. Bu markalar üst üste binebiliyor ve depoya konulabiliyor.
Ninja'mızda 30 tane vardı ve depoya konulabiliyordu. Biz de bunu daha fazla hale getirebilmek adına ninja'mızdan alıp daha sonrasında 30 evet charlarımıza veriyoruz. Verdikten sonrasında o sandığı açıyoruz ve markalar üst üste biniyor. Ardından da tekrardan depomuza koyup diğer 30 evet charımıza geçiyoruz. Onda da Elite Orc görevini yapıyoruz ve onu da açıyoruz. Eğer karakteriniz daha yüksek levelse çok daha iyi. Çünkü 47 levelde bir marka sandığı daha oluyor. Yani isterseniz karakterinizi 50 level veya 47 level de yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde de kullanım yapabiliyorsunuz. Fakat benim ideal level'ım 30 level. Çünkü ideal level'ın 30 level olmasının sebebi kolay bir şekilde kasılabilmesi. En ufak çar bile birinci katta en fazla 10 dakika içerisinde 30 level olabiliyor. Direkt örümcek zindanının birinci katında son odaya giderek 30 level'e çarınızı kasabilir. Daha sonra da marka biriktirebilirsiniz. Ayrıca bu çarları silebiliyorsunuz. En sonuna geldik. ETP'mizi de bitirdik aynı zamanda. İki tane de kain seti kastım da. Kaine bu yıl pek katılamadım. Çünkü Hydra yapıyoruz yani. Kainle uğraşmanın anlamı yok, tamamen amelilik. Hele ki bu yıl iyice amelilik. Potumuz bitmişti. Bundan dolayı yaşam basacağım burada. Elimden geldiğince şöyle valla basıyorum ama tekrar tekrar tüm yaşamımı bitirecek gibi. Evet, Razdor'umuz öldü. Şöyle bakalım kaç sandık atmış. Biraz yaşamımız gitti de çok önemli değil. Yaşam illa çıkartıyoruz zaten kritik delici sayesinde. Bir işini bir karakter alalım. Ardından bütün itemlerimizi de şöyle çıkartalım. Bu da ne arıyor burada? Ve Razdor sandıklarımızı alalım. 9 tane de Razdor sandığı almışız. Hızlıca gelin ninjamızın alt çarlarına geçelim. Efendim, bütün her şeyi bitirdim. 40 40 40 48 falan da var bazılarında. 20'şer tane ejderha tanrısı markamız sattık. Markamız bittikçe çarlarımız siler. Tekrardan oluştururuz abi. Hiç önemli değil. Bunları da şöyle koyalım. Bu artı 7 kalkanlar var. Bu artı 7 kalkanları 3 tane var. Neyle basılıyormuş? Bir bakayım da artı 8'e deneyelim abi. 3 tane, bir tane 9 alsak tertemiz para bu arada. Efendim 3 tane itemimiz var. Yani bunları basmayacaktım. Normalde de basalım. Belki aralarından bir tane 9 alırız. 9'ları şu an para ediyor diye biliyorum. Bir tane 8 aldık. En azından 9 deneyebileceğiz. Bir tane daha alır mıyız? Bir tane daha 8 aldık valla. Elimizde kaç tane istediği var? İstediği de var. Güzel. Deneyelim. Bir tane yandı. İkinciyi deniyoruz. İkinci geçti abi. Bir tane 9 aldık. Tertemiz kar bence. Bunu da bizim pazar çarımıza veririz. Bunları da at yere, ne yapayım ben bunları baba. Pazar çarımıza hepsini veririz. Böylelikle buradan da bir 1 won, 1,5 won falan geliyor abi. Gayet güzel. Tamamdır. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sıkı bir takipçimizsiniz, videoyu beğenebilir. Aynı zamanda kanalımıza abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de katıl butonundan cüzi miktarlara üyemiz olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bitirmeden önce de canın borcunu da gönderelim. 15 won'unu da canın yollayalım. 5 won bir paramız kaldı ama satılacak çok fazla itemimiz var. Özellikle Hydra sandıklarımız falan var. Onları sattığımızda ninjamızı yüzük çıkartacak kadar para kasmış olacağız. Şöyle 15 won'u da yollayalım. Geçen bölüm almış olduğumuz 40 won borcu da kendisine ben zaten bölüm arasında ödedim. Bunu da yolladığımızda herhangi kimseye borcumuz kalmıyor. Bayağı bir fazla şekilde Hydra sandığımız var. Onların fiyatlarını da güncelleme yaparak satışlarını yapabiliriz. Tabii bir aynı şekilde farklı farklı kain sandıkları, o bu, bunlardan da çok fazla var. Bunları da bir sonraki bölümde satarak yine gelirimizi katlamaya başlayacağız. Birkaç tane borç aldık çünkü karakterlerimizi geliştirmemiz gerekiyordu. 55'er günlük biliyorsunuz kostüm seti aldık. Daha sonrasında 20 büyüsü, 12 zeka bir silah fişi aldık vesaire. Şimdi artık borçtan ziyade para biriktirmeye geçtik. Hedefimiz bir 250-300 won biriktirmek. Ardından da sizin de fikirleriniz doğrultusunda karakterimizi ejderha gücü yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.